Herkese merhabalar. Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Hem mayalı hem kabakla tozlu değişik orijinal bir poğaça yapacağız. Karaköy poğaçası da deniyor ismini. Hemen yapımına geçelim. Şöyle çeyrek su bardağı su ve sütün içine bir tatlı kaşığı kuru maya ekliyorum. Islatmaya kullanacaksanız 1,5 çay kaşığı yeterlidir. Ve 1 yemek kaşığı şeker ekleyerek karıştırıyorum. Üzerini kapatıp bir kenarda bekletiyorum mayanın köpürmesi için. Ben hemen diğer malzemeleri hazırladım. Tereyağım yumuşamış. İçine bir tane yumurtanın sarısını ve 3 yemek kaşığı zeytinyağını ekliyorum. Bunları elimle şöyle yoğuruyorum. Ve mayam bu arada bakın aktif hale geldi. Mayalı karışımı da ekliyorum bu karışımın içine. Hepsini birlikte şöyle karıştırıyorum. Yanıma 2,5 su bardağı unu aldım ve hepsini kullandım. Fazlası ya da eksiği değil. 1 tatlı kaşığı kabartma tozu ve 1,5 çay kaşığı tuz ekledim. Bu poğaçada hem maya hem de kabartma tozu var dediğim gibi. Kabartma tozu sadece 1 çay kaşığı. Unumun tamamını kullanarak yumuşak bir poğaça hamuru elde etmek için yoğurmaya başlıyorum. Hamurum hazır. Şimdi üzerini kapatıp bir 15 dakika kadar dinlendireceğim. Süre sonunda hamurumu tekrar açıyorum. Ve ben içine bugün peynir olarak süzme peynir kullandım. Şöyle hamurdan parçalar koparıyorum. Elimle yağ sıvaştırarak içine istediğiniz bir peyniri koyabilirsiniz. Süzme peynir ama bu poğaçaya gerçekten çok çok yakıştı. Denememiş olanların bir şans vermesini diliyorum. Şekil vererek bütün poğaçalarımı tepsiye diziyorum. Ben böyle görmüş olduğunuz ölçülerden toplam 15 tane poğaça çıkardım. Bir tane şimdi bu şekilde bir 15-20 dakika kadar daha dinlenecek poğaçalarım. Bir tane yumurtanın sarısına bir çay kaşığı pudra şekeri ve minicik bir damla kadar zeytinyağı ekleyip çırpıyorum. Dinlenmiş olan poğaçalarımın üzerine tekrar sürüyorum. Ve çatalla bu şekilde şekiller yaparak 200 derece önceden ısıttığımız fırına poğaçaları gönderiyorum. Poğaçaların fırından çıktığı gerçekten hem kokusuyla hem görüntüsüyle benden tam not aldı. Çok çok güzel oldular. Yapmanızı gerçekten çok çok tavsiye ediyorum. Çok lezzetli ve görüntüsüyle çok şahane oldular. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmayı unutmazsanız çok çok sevinirim. Böylelikle yüklemiş olduğum her videodan anında haberdar olursunuz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmazsanız çok sevinirim. Yepyeni tariflerde ve videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun.